Yeni bir video ile yine sizlerdeyim. Cansu'yu kanalıma hoş geldiniz. Lütfen kanalıma abone olmayı, bildirim zillerini açmayı, eğer videomu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Sorularınız varsa da yorum kısmından sorularınızı bana sorabilirsiniz. Evet, bugün sizlere belki daha önce hiç duymadığınız bir bilgiden bahsetmek istiyorum. Bugün evimizde yumurta kabuğu ve sirkeden kalsiyum spreyi ve kalsiyum gübresi yapımını anlatacağım ve göstereceğim. Evet, yanlış duymadınız. Sirke ve yumurta kabuğu. Öncelikle yumurtadaki kalsiyum, kalsiyum karbonattır. Yani bildiğiniz mermerin yapısıyla aynıdır ve kalsiyum karbonat ise suda çözülmez, bitkilere faydalı olabilmesi için bir işlemden geçmesi gerekir. Öncelikle kısaca kalsiyumun orkidelere ne gibi faydaları var ve kalsiyum eksikliğinin sonuçlarını kısaca anlatmak istiyorum. Çiçeklerim çabuk hastalanıyor, çabuk mantar oluyor diyorsanız sebebi kesinlikle kalsiyum eksikliğidir. Kalsiyum olmadan diğer besinler de bitkiye fayda etmez. Hangi kürü verirseniz verin, hangi çiçek besinini kullanırsanız kullanın, hiçbir faydası olmaz kalsiyum eksikliklerinde. Yaprakların gelişmemesi ve küçük kalması yine kalsiyum eksikliğindendir. Bazen de yeni filizlerin, çiçek tomurcukların ve yaprak uçlarının kararıp çürürmesi de kalsiyum eksikliğindendir. Yapraklarda siyah lekeler oluşması, köklerin zayıf gelişmesi, genç kökler erken dönemde ölmesi, yaşlıların da kahverengi hal alması yine kalsiyum eksikliğindendir. Bazı kalsiyum noksanlığı durumlarında çiçek açan sapların solması ve çiçek tomurcuklarının düşmesi de kalsiyum eksikliğinden kaynaklanır. Eğer bu anlatılan belirtiler benim orkidemde de var diyorsanız orkidenizde kesinlikle kalsiyum eksikliği vardır ve kalsiyum takviyesi istiyordur bitkiniz. Şimdi gelelim nasıl hazırlanır bu. İlk önce ihtiyacımız olan daha önce kurutmuş olduğumuz yumurtalar. Güneşte kurutulması daha güzeldir. Çünkü güneşte doğal kuruması olur. Fırında da yapılabilir ama güneşte kurulması daha iyidir. İkinci olarak bir tane miksere ihtiyacımız var. Mikserden geçireceğiz. Üçüncü olarak da bir tane sirkeye ihtiyacımız var. Üzüm sirkesi de olabilir. Bu elma sirkesi de olabilir. Bu yumurta aldığımız yumurta kabuklarını ilk önce mikserimizin içerisine güzelce batacağız. Mikserimizin içerisinde kuru yumurta kabuklarını doldurduktan sonra iyice toz haline gelmesi için mikserimizde karıştıracağız. Tabi sirkenin yumurtanın her tarafına işleyebilmesi adına da yumurtaların bu şekilde iyice öğütülmesi lazım. Sonra öğüttüğümüz bu yumurtayı bir küçük bir bardağın içerisine 3 yemek kaşığı şeklinde koyuyoruz. Eğer 3 yemek kaşığı yumurta koyduysak 3 yemek kaşığı da sirke koyarak içinde karıştırıyoruz. Bakın görüyorsunuz köpürmeye başladı. Yani işlem başladı, yani o tepkime başladı. Yumurtanın içerisindeki kalsiyum çözülüyor. Sirke de çözerken etkisini kaybediyor. Sirke içerisindeki o mineralleri bırakıyor. Aynı zamanda da görüyorsunuz daha önce yapmış olduğum şey, 1-2 dakika önce yapmıştım. Bakın nasıl kabarmış. Tamamıyla şu an yumurtadaki kalsiyum çözülmek üzere, çözülüyor. Gördüğünüz gibi şu an 2 su bardağı şeklinde ayarladım. 3 yemek kaşığı birisinde, 3 yemek kaşığı birisinde, yani 6 yemek kaşığı. Şimdi bu bize yaklaşık 2 litrelik, 3 litrelik bir sıvı gübre oluşturacak. Tabi bu arada bu hali alabilmesi için, yani tepkimenin, işlemin tamamıyla olabilmesi için bir 20 dakika falan beklememiz gerekiyor. 20 dakika bekledikten sonra yaptığımız bu sıvıyı yaklaşık 3 litrelik suyun içerisine boşaltıyoruz. Bir tülbent vasıtasıyla kalsiyum gübremizi süzüyoruz. Süzmemizin sebebi ise içindeki tortulardan ayırmak, tamamıyla saf bir su elde etmek için süzme işlemlerini yapıyoruz. Tabii temiz bir tülbent olması önemli çünkü hijyen adına orkideler hassas bitkiler olduğu için böyle dikkat etmek lazım. Tabii ben burada 1-1,5 litrelik bir su kullandım. Birazdan su ilavesi yapacağım. Yaklaşık 2 veyahut da 3 litrelik bir kalsiyum gübresi oluşturmuş olacağım.
Bu oluşturmuş olduğum kalsiyum gübresini 3 şekilde bitkimize uygulayabiliriz. Bir, sulama şeklinde uygulayabiliriz. Gördüğünüz gibi çok şey değil, böyle yavaş yavaş orkidelerimizi suluyoruz böyle, bu şekilde gördüğünüz gibi. Kalsiyum gübresinin ikinci bir özelliği ise kalsiyumu biz yapraklardan da verebiliriz. Yapraklara silme vasıtasıyla veyahut da yapraklara spreyimizle püskürtme vasıtasıyla verebiliriz. Şimdi ben kalsiyum gübresini aynı zamanda yapraklardan da uygulamayı size göstereceğim. Görüyorsunuz ne kadar canlı duruyor benim orkidelerimin yaprakları. Şu an sirkenin asidik özelliği olmasa da içerisinde sirke ve kalsiyum olduğundan dolayı yapraklardaki bütün hastalıkları da, mantarları da ve diğer böcek yani haşeratla alakalı hastalıkları da önleyecektir. Aynı zamanda da bitkimizde hijyen sağlayacaktır bitkimizde. Bitkimizdeki bütün yapraklarla alakalı bütün problemlere çözüm olur. Sineklere aynı zamanda sineklenmeye çözüm olur. Kalsiyumun faydalarından bahsederken bahsettim. Yaprak mantarlarına, gövde mantarlarına, köt mantarlarına da çok etkili bir karışımdır. Üçüncü yöntem ise buz küpleri şeklinde vermektir. Bu yöntemi kışın uygulamamanız gerekir, yazın uygulamanız gerekir. Uygularken de buz küplerinin kesinlikle köklere ve yapraklara değmemesi lazım. Toprak üzerinde durması lazım. Bu yaptığımız bu karışımı buz küpleri haline getirip orkidelerimizin topraklarının üzerine konulduğu zaman çok ciddi manada çok güzel etkiler alacağınızı düşünüyorum. Bunu yazın uygulayın, kışın uygulamamak lazım. Hem kışın bitkiyi serinletecektir, yavaş yavaş eridiğinden dolayı da bitkinin bu gübreyi tam anlamıyla almasını sağlayacaktır. Burada şunu da belirtmek istiyorum. Kesinlikle bunun üçünü birlikte uygulamamak lazım. Her defasında yaprakları bu şekilde silmemek lazım. Ayda 1-2 kez yeterlidir. Yaprak silme işlemini bir 15 gün, en az 15 gün sonra yapılabilir. Diğer bir yöntem ise yaprak silme yerine hafif spreyleme. Bu spreyi genellikle ben orkidelere tavsiye etmiyorum. Bu spreyi diğer yapraklı salon bitkilerimizle alakalı da uygulayabiliriz. Eğer buna benzer videoları daha sonra da izlemek istiyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, bildirim zillerini açmayı unutmayın. Çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Umarım faydalı olmuştur.